Evet, sevgili izleyenlere merhaba. Muhabbetlerimizi sunarak programımıza başlıyoruz. Ayhan Aydın'ın amatör çekimleri devam ediyor. Değil mi? Buna herhalde ayağa tripod deniyor. Birisi onu söyledi. Türkiye'de yaygın oldu bu tripod nedir? Tripod, tripod. Trafolar patladı, kediler de girdiydi bir ara hani seçimler döneminde. Seçimlerde Kedilerin bayağı gözleri şeymiş. yandı. Şimdi de ne yapalım? Bir cep telefonundan da gözler fal taşı gibi açılıyor. Türkiye sanki bunların uyarıcı olarak gelmesini istiyorlar. Gerçi bir zamanda Rizeli miydi, neydi o, Trabzonlu muydu? Bir Mehdi, sahte bir Mehdi çıkmadı mı dedem, o Almanya'ya gitti, bir şeyler oldu. Yani bu neyse bu, Türkiye'miz böyle kahinler yurdu. Mehdilerle çalkalanıyor. Kahinler yurdu. Kendini kahin gören mezduplar mesela var. Mesela bugün okudum. Alevi camiasında da biliyorsun kahinler var, filozoflar var. Maalesef. Dinimize, inancımızın değerlerine, işte ne bileyim, ona küfretmeyi maharet sayıyorlar. İşte zemzem kuyusuna işemek, caminin duvarına işemek gibi. Bizden de çıkan insanlar oluyor. Dolayısıyla Aleviliğin kutsal değerlerine küfrederek kahraman olacağını sayılan beyinsizler var, hastalar var, psikopatlar var. Ya bedensel engelli, ya zihinsel engelli, ya antisosyal, ya psikopat, ya zevzek. Bunların hepsini hak ediyorlar. Neden? İnsanların kutsallar onların kutsallarıdır. Araştırırsın, eleştirirsin, beğenirsin, beğenmezsin. Ama onlara hakaret ederek mutlu olmayı göze almak ancak bir zavallılık olsa gerektir. Bir de bunu sürekli yapıyorsa takıntı boyutundadır. Ve bunlarla günlerimiz başlıyor maalesef. Bakın bunlarla başlıyoruz. Türkiye'de öyle. Biz de diyoruz ki ya bizim bir cep telefonumuz var. İşte biz de sevgi derleyelim, güzellik derleyelim, insan gönlüne girelim. Biz bu karanlıkları, çirkinlikleri, çiğlikleri böyle belki aşarız diyoruz. Dolayısıyla sevgili izleyenler, sevgili dostlar, geldik hanelerinize mihman olduk. Biz nereye geldik? Bizim için bütün ocaklar, dergahlar birdir. Aynı özümle öyle görüyorum. Şu anda da Zeytinburnu'nda gerçekten köklü bir Bektaşi tekkesindeyiz. Bir Alevi ocağı da sayılır. Çünkü her zaman söylüyorum, Bektaşilik Aleviliğin bir yansımasıdır. Başka bir kurumdur, tarikattır ama özü birdir. Birlenenlere ne mutlu, birleyenlere ne mutlu, ikilik görmeyenlere ne mutlu. Eyvallah. Çerağların yandığı, nefeslerin söylendiği her yerde ocaktır. Eyvallah. Cemevi demek taştan tuğladan binalar değil. Dede varsa Ehli Beyt evladı, bir baba da derviş de olabilir, güzel bir Ehli Beyt kelam Güzel ediyorsa. aylar sarmış Hiçbir şey ya. farkı yok. Hepsi de aynı postada oturur, aynı hizmeti de yürütür. Gönlümüzde o meildedir zaten. Burası kimsenin değil. Zaten öyle bir söz söyleyen de olmamalı. Dolayısıyla karanlıklar içerisinden aydınlığı getirenler, kara kış içerisinde zümrütler içerisinde meyveler getirenler, zorlukları aşanlar, karlı, boranlı dağların içerisinde insanlara Hızır gibi umut taşıyanlara ne mutlu. İşte bu yolda, bu süreçte de Erikli Baba Cemevi'nde, tekkesinde İsmail Akbaba dedeyle birlikteyiz. Çok uzun yıllardır tanıyoruz. Gençliğimizde beraber geçti sayılır. Çünkü biz de bu yollarda yol alırken dede de aynı şekilde bu yollarda yol aldı. Erzincan Çayırlı, Yukarı Kartallı köyü dedenin verdiği bilgiyle. 1973 doğum Kureyşen Ocağı. Merhaba sevgili dedem, aşk ola. Merhaba güzel can. Öncelikle sizlerin ve bizleri izleyen bütün Hak Muhammed Ali'ye gönül veren canların bu mübarek Kurban Bayramlarından dolayı bayramlarını kutluyorum. Allah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün canlarımıza sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur hanelerine şen getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Evet, şimdi ben bir giriş yaptım. Bizim bütün meramımız şu, görüştüğümüz illaki çok yaşlı olacak diye de bir kayda yok.
yolu süren, yola hizmet eden dedeler, babalar, dervişler, aşıklar, sadıklar bize kendilerini, yaşam öykülerini anlatıyorlar, tecrübelerini anlatıyorlar. Biz de bunları derliyoruz, bir hizmet yapıyoruz, halka ulaştırıyoruz, geleceğe ulaştırıyoruz. Bunu izleyenler de bundan bir ilham alıyorlar, bilgi alıyorlar. Kafalarında varsa bir sorunun işaretini belki kaldırıyoruz, cevap oluyor. Dolayısıyla sevgili dedeciğim, bize kendinizi kendi dilinizle anlatın. Ben söyledim ama Erzincan Çayırlı, Yukarı Kartallı, bu köy doğumlusunuz. Peki köyümüze bir dönelim. Her söyleşide yaptığım gibi biraz kendi köyünüzden kendinizi anlatın. Dedenizden, babanızdan, köyünüzden, köyünün şeklinden, geçiminden, inanç yapısından, dedelerinizden. Sizi kendi köyünüzden başlayarak bir tanıyalım bakalım. Eyvallah Güzel Hocam. Tabii dedemiz önce Dersim'den Düzgün Baba'nın karşısında Kureşyan Köyü var. Oradan Tercan'a, Erzincan Tercan'a geliyor. Taliplerine gelince talipler de diyor ki, pirim bizim hizmetimizi yapacak burada kimse yok. Sen de burada kal bizimle birlikte, bizim hizmetimizi gör. Dedemiz Baba Zeynel de taliplerin içerisinde kalınca Baba Zeynel deniyor, öyle mi? Hem onların hizmetlerini yürütüyor, hem onlara şifa, aynı anda doktorluk yapıyor. Çok büyük bir zat olarak bilinir Erzincan Çayırlı Yukarı Kartallı köyünde. Nasıl ki bir Düzgün Baba bir gün alemlerin ekolü olmuşsa, o çevre köylerde Baba Zeynel'in ismiyle anılır. Baba Zeynel'in ismiyle dua edilir ve buna benzer ziyaretlerimiz de var tabii köylerde. Tabii dede Hakk'a yürümeden önce bazı şeyler taliplerine sunuyor. Diyor ki mesela, sen talibisin, şu tarlayı bana hibe et. Bir talibine diyor ki, sen beni yıka. Bir talibine, sen benim tabutumu yap. Herkese böyle bir görev veriyor. Hakk'a yürümeden önce. Diyor ki, bir kartal gelecek. Bizim evin üzerinde 3 tur dönecek. İşte bu saçağa konduğu zaman da benim emanetim tamam olacak. Ama beni de bu kartalların gittiği bölgede tarlanın baş ucuna gömeceksiniz. Ne kadar benden sonra Hakk'a yürüyen canım varsa, akrabam varsa, onlar da benim yanıma, sağıma gömmemek şartıyla soluma gömeceksiniz diye vasiyette bulunuyor. Bütün dedikleri bir bir çıkıyor. Dede burayı niye istiyor? Köyden çok yüksekçe bir yerde Güzel Hocam. Dersin ya, bu mübarek burayı nasıl seçmiş? Köyden 3 kilometre, 5 kilometre uzak. Yüksekçe bir tepede. Diyor ki yine Dersim'in hasretiyle, yani memleketin hasretiyle aslında orayı da istiyor. Dersim'in rüzgarı bağırdağına vurur. Bağırdağından da diyor, memleketinin havası, kokusu bana gelir. Bu vesileyle talibi de tarlayı gibi ediyor. Dedeyi oraya götürüyorlar. Daha sonra işte kendi evlatları, işte bizim babamız, annemiz, kardeşlerimiz orada yatıyor şu anda. Ama talipler de var yanında. Mesela bir talibimizi işte köyde bir husumetten dolayı öldürmüşler. İşte Baba Zeynel'e götürelim, davasını Baba Zeynel görsün. Böyle hatta bir talibimiz de demiş ki, beni götürün Baba Zeynel'e. Baba Zeynel de ben hizmet edeyim, benim toprağımı çiğnesinler diye ayak ucuna gömün diyen talip de olmuş. Şu anda orada bir türbe oluştu Güzel Can. Eskiden su yoktu orada. Giderdik hayvanın kulağını, ben küçükken hatırlıyordum tabii, çocuktum, ilkokulu bitirdim, köyden çıktım ama hatırlıyorum her şeyi. Evet. Hayvanın kulağını keserdik, su olmadığı için aşağıda çayırlı bir bölge vardı, su olan yer vardı, ağaçların olduğu bölge vardı. Giderdik orada, kurbanlarımızı orada pişirir, orada yerdik. Evet. Daha sonra bir talibimiz, Almanya'ya Rıza Melal isminde bir talibimiz, Hak kendisine razı olsun, o da Hakk'ın rahmetine göçtü, mekanı ışık olsun, dev daim olsun diyelim.
Bu talibimiz Almanya'ya gitmeden önce vaat ediyor. Baba Zener'e gidip niyette, dilekte bulunuyor. Eğer ben yurt dışına gidersem, işte işçi olursam, çoluğumu çocuğumu kurtarırsam, benim sözüm söz ki Baba Zener türbesine su getireceğim. Talibimiz geldi, böyle bir talepte bulundu. Tabii biz buna itiraz etmek, kimsenin itiraz etme hakkı yok. 3 kilometreden o zamanın parası 15 bin mark para harcadı, dedenin türbesine su getirdi. Bizler ne yaptık? Su getirdi ama insanlar yine Güneşhanlı'da kalacak. Dedik ki ya şöyle bir aşevi yapalım. İşte insanlar geldiği zaman burada, bunun kölgesinde, bunun bünyesinde hizmetini yapsın gitsin. Şimdi anahtar köyde bir talibimizle, bir canımızla, kibremizle giden, ziyarete türbeye giden insan anahtarı alıyor, gidiyor orada bütün hizmetlerini yapıyor, siliyor, süpürüyor, temizliyor, anahtarı getirip tekrar sahibine teslim ediyor. Dedemizden sonra babam, annem, babam çok dürüst bir insandı. Cemaat bilmezdi ama talibi, muhibiyle, kibresiyle, ikrarıyla haşır neşirdi güzelce. Sürekli taliplerini mağdur etmezdi. Özellikle kış aylarında dedeler dedeliğe gittiği zaman 7 Ocak talibimiz vardı. Babam, 7 Ocak derken? Aslında 7 aşiret demek lazım. Ocak değil de aşiret demek lazım. Yani tabi onlar da bir ocak. Onlar da kendilerine göre bir ocak sayılır aslında. Mesela sayabilirsin isimlerini, Demen aşireti, Lola'nın aşireti, Kuda'nın aşireti, Bahtiyar'ın aşireti, Areyla aşireti, Usuban aşireti, 7 Ocak talebimiz var. Babam giderdi, 3 ay, 4 aya yakın sürede taliplerini, bir talibe gidebilmek için tek tek hepsini ziyaret ederdi. Ama babamdan sonra bizler ne yaptık? Babama karşı geliyordum, ya baba yeter taliplere gitme. Ne güzel, bak, ne güzel itiraflar. Evet, bu bir dede olarak söylüyorum. Ya bak insanlar bize böyle şöyle diyor. Yapma, etme, gitme, yeter diyordum. Allah kanı rahmet eylesin. Bir gün dedi ki oğlum dedi, yavrum dedi. Senin dediğin gibi, onların dediği gibi bu yol öyle bir yol değil dedi. Ben talibime gittiğim zaman talibim lokmasını alıyor, kurbanını alıyor. Saatlerce benim yolumu gözlüyor. Pirim gelmezsen bu çoluk çocuğunuzun günahı vebali senin boynuna, bizi pirsiz bırakma. Pirsiz şeytandır. Tamam baba, o zaman sen çizgine, yoluna devam et dedim. Hiç aklımda olmayan bir şeyin içerisinde kendimi buldum. Dedelik olarak hiç böyle babadan sonra özellikle bizi tanıyana Allah eyvallah, talibimizdir. Biz ona saygı duyarız, sevgi duyarız. Ama gidip de dedelik yapmak gibi bir şeyimiz yoktu. Öyle bir düşünce yoktu güzel canım. Peki köyümüzü biraz anlatır mıyız? Çayırlı. Yani çayırları bol ama ormanı herhalde biraz daha az. Başköy'de Hasan Efendi'nin köyüne gitmiştim. Şimdi yukarı Kartallı köyü nasıl bir köydü? Bizde var orman Ayhan Bey. Öyle bizde mi? Bizde var. Orman bizde bolca var ama bazı çevre köylerde yok. İşte sizin o gittiğiniz Başköy tarafında çok orman yok. Ama biz tam tersine Erzurum'a taraf düşüyoruz. Orada bizim köyde özellikle orman bol. Nasıl? Hatta kestiler, kömür yaptılar. Hmm. Geçen birkaç sene önce. Evet, işte böyle işler de oluyor. Kömür, kömür odunu diye kömürü, yani kömürleştiriyorlar. Peki nasıl bir köy? Geçimi nedir? Kaçhanedir? Nasıl bir geçmişiniz var? Bizim dönemimizde tabii 20-25 hane vardı. Ama tabii oldukça büyük bir köy. En eski ismi Avşeni Ulya. En eski ismi. Daha sonra yukarı Kartallı olarak Kartallardan dolayı ismini alıyor. Kartal'ın bol olduğu bir köy aynı anda. Dağlık olduğu bölge olduğu için Kartal da bol. Genelde hayvancılıkla canlar uğraşır. Ama gurbet hayatı da çok. Madene, madenci emeklisi, maden emeklisi de çok köy olarak. Şimdi gençler yapmıyor başka ama
Yaşlılarımızın çoğu, birçoğu maden emeklisi. Tabii bu Avrupa yolu açılınca, şükürler olsun ki açıldı, insanlarımız gitti, kurtuldu. Birçok insanımız da Avrupa'da şimdi. Şimdi köyde hemen hemen her evde mutlaka Almancı kurbiyatçı vardır. Yani Almancı derken sadece Almanya değil, İsviçre'de, bütün Avrupa ülkelerinde hemen hemen canlarımız var. Avusturya'da olsun, Fransa'da olsun, İsviçre'de olsun, Amerika'da olsun. Canlarımız buralarda. Çok güzel. Peki köydeki inanç yapısı nasıldı? Baba Zeynel Dersim diyarından geliyor oraya ama onun dışında siz Kureyşen ocağındansınız. Evet. Dolayısıyla sizin ocağın dışında başka ocaklı dedeler var mı? Vardı efendim. Bunları biraz anlatın. Ocak sistemi ve dedeler. Bizim aynı ocaktan, Kureyşen ocağından ve baba Rayber, baba Seyid Ali vardı. Allah rahmeti. O güzel cemaat de yürütürdü o dedemiz. Mesut dedemiz var. Torunu genç. Belki tanışmışsınız vakıfta. Mesut Yıldırım. Evet. Biz aynı köylüyüz Mesut Can'la. Evet. Onun dedesi güzel cemaat yürüyordu. Hatta ben onun cemlerine birkaç kez katıldım. Bizim bir alt köyümüz var. Aşağı Uşen diyoruz. Orada aşağı Kartallı, yani yukarı Kartallı iki köy var. O bizim bir ikrarımız vardı. Benim abimin, müsahibin babası çok güzel kendini yetiştirmişti. Cemaat yürütürdü. Pirden destur alırdı, hizmet ederdi, yapabilirdi. Bunu yapabilir, herkes yapabilir aslında. Destur aldıktan sonra, benliğine kapılmadıktan sonra yapabilir. O candan ben onun cemlerine de katıldım. Halen unutmam, her sabah o yetişirmişler, Allah bir Muhammed Ali diyerek bu deyişini o zamandan beri böyle kulağımda küfür etmişim. Ve çok da hoşuma gidiyor, güzel de sesi vardı, güzel cemaat yapardı. Bir de Baba Mansur ocağı vardı ama onlar köyden erken ayrılmış, onları çok bilmiyorum. Bizim köye bağlı bir de mezra var, kom dediğimiz. Orada da yine bizim akrabalarımız, amcalarımız vardı. Onlar da cemaat yürütmezdi ama Hızır ayı olduğu zaman özellikle köy sanki ikiye bölünüyordu. Bizim taliplerimiz ilk gün bize gelirdi, ikinci gün öbür dedenin evine giderdi. Öbür dedenin talipleri de ilk gün kendi pirine giderdi, ikinci gün bize gelirdi. Taliplerin mesela kurbanı olduğu zaman sabahın köründe kalkardılar, lokmasını pişirirler. O hayvana tuz verdiler, su verdiler. Damın üstüne çıkardı. Topraklı evler olduğu için damların üstüne çıkarıyordular. Kanı bile kimse basmasın, çiğnemesin diye temiz bir yere aktırdılardı. Herkes dizilirdi. Babam bilbenk verdi, tırlardı kurbanını. Ondan sonra kurbanları keserdi, lokmalarını dağıttılar. Muharrem ayında sadece aşure yapılırdı, aşure dağıtılırdı, cemaat olmazdı. Böyle toplanacak fikir, düşünce, güzellikleri bize anlatacak öyle canlarımız pek olmadı bizim. Öyle bir şansımız olmadı. Bunun haricinde ziyaretler var köyün dört evet, bir tarafı. Evet, onlar önemli. Nedir köyün onlar? Köyün dört bir tarafı ziyaretle dolu. İnsanlar kurbanını, adağını alıp oraya gidiyor, dostlarla, canlarla sevgisini paylaşıyor, lokmasını paylaşıyor. Dediğim gibi yani. Peki dedeciğim, onları söyleyebilir misin? Hangi ziyaretlerin ismi nedir, ne yaparlar? Mesela Büvenek diye bir ziyaret var, o da dağın başında bir çeşmesi var, bir söğüt ağacı var. Yıllarca o söğüt ağacının çeşmesi diye hatırlarım. Hatta bizim bir talibimiz o çeşmeyi yapmış, Hüseyin Meral isminde. O zaman araba yok, öküz arabası ya da meclisten şey, eşekle taşları, çimentoyu, kumu götürmüş dağın başında, zirvenin başında buz gibi suyu var. Yazın böyle buz gibi, kışın sıcak. Çok da sağlıklı bir suyu var. Oraya 3-4 tane belli bir nişan yerler vardı. Oraya giderdik, kulağını keser de gelip çeşmenin suyun yanında da kurbanları pişiriyorlar. Yine köyümüzün hemen karşısında karşıki ziyaret diye ziyaretimiz var ama bir ağacını kimse götürmez, yakmaz.
biraz Çam'ı da andırıyor. Oraya giderdi insanlar, lokmasını yapardı. Bir köyümüzün yine yan tarafında özellikle çocukların boğmaca olduğu, hastalığı olduğu zaman Hızır'ın ayağı diye bir yer var. Oraya götürdüler. 3 sefer çıkardıkları zaman çocuklar oradan iyileşirdi, çocuklar düzelirdi. Böyle peki bir inanç var. Ayak izi miydi yoksa bir mevki miydi? Ayağın izine mi benziyordu? Mevki de var, ayak izi de var. Taşın üstünde miydi? Tabii, at izi de var. Hızır'ın ayağı, atının ayağı derler. Taşın üstünde resmen izi, ayağı belli. Bir yan tarafta vardı, orada da biz Naletullah derdik. Taş öperdi, şeytan taşlar gibi bir yer vardı. Oradan da altın lanetleme çıkarıp, lanetleme. Altın çıkarıp götürdüklerini söylüyorlar. Şimdiki şu devirde mesela diyorlar ki oradan altın çıkarıp götürmüşler. Onu da bilmiyoruz tabii. Peki dedenizin ismi neydi dedem? Baba Zeynel benim... Sizin dedenizin ismi mi Baba Zeynel? Aslında dedemin ismi Baba Ali. Baba Ali. Evet. Evet. Baba Ali çok güzel cemaat yürüten tarif ama ben görmedim dedemi, nenemi, ikisini de göremedim, nasip olmadı. O da çok cemaat yapardı, güzel hizmetler yürüdü. Hatta bir gün babasını biraz gözlerden ema oluyor, çok iyi bir görmüyor. Bir tarifimiz bir başka köyde canlar ziyarete gidiyor. Ziyarete gidince dede, o da evde. Talip bir taşın üstünde oturuyor, diyor ki ya pirim Baba Zeynel diyor, dua ediyor, yalvarıyor, yakarı diyor ki benim pirim birse diyor, gelir bugün ben de evimde diyor, cemaat yürüteceğim diyor. Fakir olduğu için hayvan sırası, davar sırası onda, onu davara gönderdi. Herkes ziyarete gidiyor, bunda zoruna gidiyor. Bir taşın üstünde oturup ağlıyor, dedeyi çağırıyor, Baba Zeynel'i çağırıyor. Baba Zeynel de diyor, Ali diyor, gel diyor. Talip dara düşmüş diyor, bizi size çağırıyor. Hele git diyor, nedir? Ya diyor, Apo diyor, biz amcaya Apo diyoruz. Apo diyor, bu iş güç zamanı diyor, ben nereye gideyim, pirlik zamanı değil ki diyor. Ya oğlum gel git diyor işte, adam dara düşmüş bizi çağırıyor. Dede gidiyor ama Talip de öyle bir inançlı ki, öyle bir itikatta Sıtkı bütününe inanmış ki, eve gelir gelmez hanıma diyor, lokma yap, prim gelecek diyor. Dede çıkıp gidiyor, o zaman atla gidiyorlar tabii köyden köye. Çok uzak bir köyümüz de değil tabii. Ya dede hayırdır, ne işin var bu iş güç zamanı? Ya diyor, sen çağırdın, biz geldik işte diyor. Nedir derdin, ne oldu? Diyor, pirim diyor, zoruma gitti, herkes ziyarete gitti. Ben de istedim ki pirim gelsin, evimde cemaat yürüteyim. Yani Baba Zeynel, boşuna Baba Zeynel olmamış güzelce. Yani Baba Zeynel, bu Baba Ali normalde... Baba Ali'nin amcası oluyor. Baba Zeynel kendi evlatlarından fazla benim dedem Baba Ali'yi önemsiyor. Baba Ali, yani evet. Sizin dedeniz Baba Ali. Baba Ali benim dedem. Baba Zeynel de hani şey aynı, bir evden ayrılmışız. Bir tarafı Korkmaz olmuş, bir tarafı Akbaba olmuş soy isim değişikliğinde. Peki Dersim neresinden gelmişler asıl? Nazimiye. Nazimiye'den. Nazimiye. Kureyşan köyünde. Nazimiye. Zeve isminde bir köy. Zeve, Kureyşan, evet. Zeve. Evet. Gittim ziyaret ettim. Oradan dedemiz gelmiş. Evet, orada da ağaçları işte kesmiyorlar aynı inanç şekilde. Aynen. Oradan alınmıyor. Peki. Öyle bir ziyaret yine var köyümüzde. Evet, evet. Bizde de var. Kan geldiğini söylüyorlar. Tabii biz çocuktuk, yaşamadık ama yani kimse dokunmaz. Ağacı kestiğin zaman kan geldiğini söylüyorlar mesela. Jara, kavahı, zazaca söylenir Türkçe. Zazaca mı konuşuluyor? Zazaca konuşuyoruz. Ana dilimiz zazaca. Jara, kavahı diye bir yer var. Oraya da gittiğimiz zaman asla kimse ne bir odununu yakar ne de bir oduna ya bir ağaca zarar verir. Peki köyümüzde zazaca hala kullanılıyor hep mu? Hep zazaca. Hep biliyorlar mı? Biliyorlar. Gençler belki yeni yeni öğrenmeseler ya da kurbete gidenler bilmeyebilir ama köyün tamamı zazaca. Demin bir canımızla karşılaştık. Mesela o da Ovacıklıymış, ziyaret köyünden. Dolayısıyla onlar da zazaca dediniz değil evet, mi? Evet, zazaca biliyorum. Onu siz bir burada mı tanıştınız yoksa... Buradan tanıştık.
Ama zamandan kökler de ben yakınlaşmış oluyor. Hem zazalık var hem dersinden geliyor. Dil olduğu için dersin işte coğrafyasında İşte birleştiriyor cemevleri, insanları Dede Talip olmasa da aynı köyden olmasa da insanları birleştiriyor. Peki, tabii ki. Bu güzellikler var burada. Ben biraz daha anlatmanızı istiyorum. Mesela anlattınız Hızır'ı, diğer şeyleri. Dediniz ki bir şeyden yakındınız. Ya işte biz daha hani bilgili insan bulamıyorduk ama benim dedem Baba Ali ama babanızın ismi neydi? Mahmut, Seyit Mahmut. Ha, Mahmut Hayrani'den. Evet, dedem, babamın ismi Seyit Mahmut, Mahmut üstünde. Peki, Seyit Mahmut dedemiz talipler üzerine gidiyor, onlar daha onu biraz anlatmanızı isteyeceğim. Babanızı bize anlatın. Yani babam... Aslında gariban bir ailenin çocuğu. Daha işin gerçeğini söylersek fakir bir aileyiz biz köydeyken. Babam hayatını işte hayvancılık yaparak, tarla ekerek, senin çayını icar ederek işte böyle çocuklar var mecbur. Kaç kardeşsiniz? 6 kardeşlik. Biri rahmetli oldu. 5 kardeşimiz var şimdi. En büyükleri ablam. 4 tane de kardeşim var. Ben en küçükleriyim. Babam fakirlikten yetiştik, yani yokluk vardı, gerçekten her şeyi bulamıyorduk Ayhan Bey, en iyi ayakkabı Trabzon lastiği derdi diyor ama biz bulamazdık, naylon giyerdik, yırtık giyerdik, yamalı giyerdik. Babamın müsahibi vardı, Allah kanı rahmet eylesin, o geldiği zaman bize bavullarla elbise bırak, dünya bizim olurdu çünkü yok, bulamıyorsun. Babam zaman zaman gurbet hayatı da olmuş ama çok kısa. Gittiği zaman işte geride kalan işler kalıyor. Çocuklar ufak. Biz sonradan yetiştik. Abilerim özellikle sonradan yetişti. En büyük abim yurt dışına gitti. Ablam evlendi gitti. Bizim çocuklar ufak olduğu için babam genelde çiftçilik, hayvancılıkla uğraşan bir insandı. Ama dediğim gibi talipleriyle hep haşır naşırdı. Hatta lakabıyla anılır babam, Baba Cav. Baba Cav. Baba Cav. Ne demek? Razaca. Yani özellikle Dersin tarafına giderken Kınız tarafında bizim taliplerimiz var. Serseri Serçavan. Yani selamun aleyküm, aleyküm selam. Yanındaki arkadaşı çok hoşuna gidiyor. Cav, cav, cav diye babama böyle durmadan takılınca rahmetli çok kızarmış. Daha sonra diyor ki dede diyorlar, cav demek göz demek, başım gözüm üstüne demek. Ondan sonra kızmıyordu. Genelde ismiyle hep böyle anılırdı. Hatta böyle bir anı oldu bende. Bir gün Bağcılar Cemevi'nde bir cenaze törenine katıldım. Bir canımız da işte kurbete gitmiş. Orada tanışınca nerelisin? Erzincanlıyım. Neresinden? Şu köyünden. Ben de o köydeyim. Sen kimin oğlusun? Ya biz de, ben de dedemin biraz ismi daha çok anıldığı için, Baba Zeynel herkes bildiği için Baba Zeynel'in torunuyum dedim. Baba Seyit Mahmut'un da oğluyum dedim. Niye dedi Baba Cav demeye utanıyor musun dedi. Ya dedim ben niye utanayım, babamın ben lakabıyla gurur diyorum, kötü bir şey değil ki, gözüm demek. Burada küçümsenecek bir şey yok. Babadan sonra işte dediğim gibi Güzelcan dedelik yapacak, aslında rahmetli abim güzel çalıp söylüyordu son zamanlarda. Hatta Cem de bağlamaya başladı ama takdirle işte hakkın önünde, her şeyin önünde o abimi de kaybedince ailede başka kimse yapmaz oldu. Hak rahmet eylesin. Eyvallah.